Karabağ'a yönelik antiterör operasyonunun hemen öncesinde mayın patlaması sonucu 5 Azerbaycan polisi şehit olmuştu. Şehit Seymur Mahmudov'un annesi yaptığı konuşmayla kardeş ülkenin yüreğinin sesi oldu. İşte evladının yerine kalbine taş basan annenin o sözleri. Allah bilir, şehit olduğuna sevinir, başımı dik tutur. Geç şahit ol bana. Resmen oğlum olmasın. Onun oğlu olmasın. Onun oğlu olmasın. Res kim şahit olsun. Res bu torpağı kim korusun. Bu milleti kim korusun. Herkesin gözü yaşlıyken şehit annesinin başı dimdikti. Sözleriyle gönülleri titretti. On oğlum olayım. Onun da bu torpaq yolunda, bu millet yolunda, bu halk yolunda şehit vererdi, uçta gitmezdi. Seymur Mahmudov antiterör operasyonu başlamadan hemen önce mayın patlamasında şehit olan 5 polisten biriydi. Şehit olduğuna vallahi yandım, sevinirdim. İçi kan ağlıyordu belki ama vatansever annesi ülkesinin toprak bütünlüğünü, evlat sevgisinin önüne koydu, bağrına taş bastı. Allah bilir ki bana şehit olmakla sevinir. Gurur duyuram alamına, gurur duyuram. Vatan sağ olsun. Ermeniler Karabağ'ı terk ederken bulundukları evleri de ateşe veriyor. Olası gerekçeleri Azerbaycan makamları işte bu görüntülerle paylaşıyor. Bölgede şimdiye dek 4 tank, 1 askeri araç, 12 obüs, 12 havan topu, 22 füze sistemi, 500'e yakın mayınla çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 24 saat geçmeden teslim olan Ermenistan'sa insani bir kriz varmış gibi yaparak Birleşmiş Milletler'e gözlemci çağrısında bulunuyor ve mağlubiyetin görünürlüğünü azaltmaya çalışıyor.